Kong Yüze 2 boyluk farkla 7 numaralı Go Hero önde giriyor ve kazanıyor. Fark 3-4 boya kadar çıktı. 5 boy Edge of Fire 2'cilikle altını Go Hero kazanıyor. Dışarıdan Go Hero geliyor. Artsman Go Hero 2 safrandan 3 numaralı Go Hero kazanıyor. 4 numaralı Go Hero 1'inciliğe doğru adım adım koşuyor. 4 numaralı Go Hero kazanıyor. 4 numaralı Go Hero son 100 metreye doğru farkı 4 boya kadar çıkartıyor. Son metrelerde fark açıyor. 4 numaralı Go Hero Halis Karataş'la Türkiye Jockey Kulübü koşusunu kazanıyor. Go Hero kısa ama muhteşem yarış kariyerinin ardından şimdi Hara'da. Evet, programımızın 3. bölümüyle devam ediyoruz. Sanat severler ekran başına, çünkü Coolmore'dan sanat tarihi dersi alacağız. Muhteşem bir başlık. 2. bölümde de söyledim, 3. bölüme geçmek için sabırsızlanıyorum diye. Artık 3. bölümdeyiz. Murat, söz sende. Evet, yani biraz daha böyle light bir konu. ama çok keyifli de bir konu. Şimdi... Pedigree Mutfağı'nı izleyenler benim isimlere takıldığımı bilirler. Her aygırın öncelikle isminin anlamını, nereden geldiğini açıklamıştım o programda da. Şimdi tabii ki ben başarılı bir safkan koştuğu zaman ismine yine takılıyorum. Bu karakter özelliğim dolayısıyla ve mutlaka da araştırıyorum. Coolmore da sağ olsun öyle basit isimler koymuyor. Bu sayede bana da bir sanat tarihi dersi vermiş oluyor. Şimdi geçen yıl Irish Champions haftasında iki tane iki yaşlı çok önemli safkanı yarış kazandı. Ve tabii ki yine işte Coolmore'da da bazı isimlendirme prosedürleri vardır. Onlardan bir tanesi de tarihi önemli kişilikler. Tabii bu kişilikleri seçerken de birçoğu da sanat dünyasından olmuş oluyor. Tabii ki geçmiş sanat dünyasından olmuş oluyor. Bunlara mesela örnekleri söyleyeyim. Geçmiş örnekleri söyleyeyim önce. İşte Gustav Klimt, Johannes Vermeer, Caravaggio, Roderick O'Connor, ondan sonra Dylan Thomas ve işte geçen yılın derbi galibi Auguste Rodin. Bunlar hepsi tarihi figürler ve sanatçılar. Mesela Rodin heykeltıraş, Klimt, Vermeer, Caravaggio ressam bildiğim kadarıyla. Dylan Thomas da bir şair. Yani böyle bir isimlendirme politikası var biliyorum. Ve iki aynı gün kazanan biri grup 2, biri grup 1 yarış kazanmıştı. Onların da tarihi sanat sal figürler olduğunu fark etme hoşuma gitmişti. Onunla ilgili de detaylı bir araştırma yaptım ve onları da sizinle paylaşacağım. Bu arada geçen gün Fatih Lope de Vega'dan bahsettik hatırlarsan. Yayını tekrar izlerken fark ettim. Orada bir hatam olmuş. Ressamın diyorum. Lope de Vega bir ressam değil. Aslında şair ve oyun yazarı. Hatta Türkiye'de de La Dragonte diye bir belki La Dragonte olabilir atı koşmuştu. Yurt dışında da aynı isimli bir temsilcisi var. O da Lope de Vega'nın en önemli oyunuymuş. Oyunu olduğunu da öğrenmiştim. Ama geçen yayında bir yanlış ifadede bulunmuşum diyeyim. Şimdi bu yakışıklı abimiz ismini sen okumak ister misin Fatih? Tabii evet. Ki Diego Rodriguez de Silva y Velasquez. Evet. Şimdi Diego Velasquez diyeyim ben kısaca. Tabii ki biliyorsun safkanları isimlendirirken belli bir karakter sınırı var. İspanyollar da isim konusunda bayağı zengin oluyorlar. Gabriel Marquez okumuş şeyler fark etmişlerdir oradaki isimlerin uzunluğunu diyeyim. Şimdi Diego Velasquez geçen yıl hemen notlarıma bakıyorum. Evet, Champions Juvenile Stakes Grup 2 kazanmış.
Ve aslında bununla ilgili Safkan'a geçmeden önce biz diğer tarihi karakteri de görelim o zaman. Tabii ki. Evet, bu resimdeki Henry Longfellow. O da şöyle söyleyeyim. Bu arada Diego Velázquez, biraz önceki resmin sahibi, 1599 Sevilla doğumlu, portreleriyle ünlü barok bir ressammış. Henry Longfellow ise 1807 Portland doğumlu, Harvard'da profesörlük yapan Amerikalı bir şairmiş. İki güzide Safkan sayesinde bu tarihi figürleri de ben öğrenmiş oldum. Şu ana kadar öğrenmemiş olmam da artık cahilliğime benim diyeyim. Henry Longfellow da geçen yıl Grup 1 Vincent O'Brien National Stakes'i kazanmıştı. Şimdi biraz da tabii ki programımızın konusu merkezinde pedigri var. Pedigrilerine de inceleyelim. Özellikle Diego Velázquez'in fotoğrafına geçebilir misin Fatih? O bizi çok ilgilendiren bir pedigrisi var. Evet, sekilerinin ne kadar dört ayak seki ama yani dizlerine kadar çizme seki olduğunu görebiliyorsunuz. Belirgin, akıtması da. Akıtması da çok belirgin, evet. Şimdi o zaman şöyle bir sürpriz yapayım. Bu Tay'ın kardeşi, yani anne kardeşi Türkiye'de şu anda Aygır. Anne kardeşi. Evet, çok da yeni geldi. Neyse ben uzatmadan şey yapayım. Annesinin ismini alabilir miyiz? Annesinin ismini mi? Evet. Annesinin ismi Sweepstake. Bir acclamation kızı. O zaman Broom. Evet. Broom Broom. Çok doğru. Şimdi Broom ve Points Lonsdale. Coolmore'un koştuğu iki önemli safkandı. Onlar ana baba bir kardeşler. Yani acclamation kızı Sweepstake'in Avustralya'dan olma taylarıydı. Burada Coolmore 2 yıl Avustralya'dan sonra kısra ve tabii ki çok başarılı koşunca tayları kendisinde olmayan bir Galileo'ya göndermiş. Frankel'e göndermiş. Dört ayak sekilidir Frankel'de hatırlarsan. Frankel'den Diego Velázquez isminde bir tay almış. Şöyle söyleyeyim, bu tayın birincilikler serisi bozuldu. Diğer Henry Longfellow'un da bozuldu. Fransız erkek tay denemesi diyelim. Fransızca ismini çok iyi telaffuz edemiyorum. Her ikisini de çok zorladı. Ama büyük ihtimalle Diego Velázquez'in derbi kaydı bulunuyor. Derbi de koşabilir. Aynı zamanda Fransız derbisinde de kaydı bulunuyor. Bu iki yarıştan bir tanesinde koşacak büyük ihtimalle. Blushing Groom üzerine cinsiyet dengeli line breeding'i görüyorsundur pedigrisinde. Evet. Şimdi Henry Longfellow'u görelim bir de istersen Fatih. Önce yakışıklıyı görelim istersen. Tabii ben önce fotoğrafı da kastetmiştim. Henry Longfellow yine geçilmezliğini Fransa erkek tay deneme yarışında kaybetti. Ama o da büyük ihtimalle bir sonraki yarışı St. James's Palace Stakes olacak. O da 1600 önemli 3 yaş klasik, yani klasik koşu olarak kabul edilmiyor ama 3 yaş 1600 önemli grup 1 yarışlardan bir tanesi. Aygır olma yolunda da önemli bir yarıştır. Tabii ki bu safkanın da çok önemli bir aygır potansiyeli var.
neden öyle düşünüyoruz? Pedigree'ye geçince hemen görülecektir. Ve tabii ki burada bir Dubavi'yi görüyoruz net bir şekilde. Dubavi evet, son dönemde oğullarının ne kadar başarılı aygırlar olduğunu söylemiştik. Ama Dubavi'den daha ünlü bir isim var kağıtta. O derece. Galileo. Evet. Daha doğrusu Mindling'den. Evet. En kızıdır diyeyim. Yani Galileo'nun en başarılı kızının yavrusu bu Safkan. Tabii Dubavi'den nasıl bahsetmiştik? İşte Knight of Thunder'ın, Tudan Hat'ın, Zarak'ın, New Bey'in ne kadar iyi aygırlar olduğundan bahsetmiştik. Burada Knight of Thunder da ayrıca bir Galileo kızından olma. Şimdi Dubavi çok iyi aygır yavrular veriyor. Galileo da kısrak babası olarak çok iyi aygırlar veriyor. Ona da örnekler verelim. Mesela Siuni'den Sotses ve St. Mark Basilica. İkisi de kısrak babası Galileo. Deep Impact'ten Saxon Warrior, Auguste Rodin. Invincible Spirit'ten Magna Gracia. Ve belki de zincirin son halkası Dubavi'den Henry Longfellow. Ben açıkçası Fransız erkek tay deneme koşusunun, Fransız 2000 yine koşusunun hani bu tayın ölçü olmadığını düşünüyorum, iddialı olduğunu düşünüyorum. Çünkü o yarışı da izledim, çok kapanmış, hiçbir yer bulamamış yani kesinlikle. Murat, özellikle bu konuya daha önce bizi takip edenler hatırlayacaktır. Pedigree mutfağında kısrak babası Galileo olanlara özellikle dikkat çekmiştim diye hatırlıyorum. Kesinlikle. Bu arada tabii yine bizi çok ilgilendiren bir durum var. Mindling gelmiş geçmiş en önemli Galileo kızlarından bir tanesi dedim. Belki de en önemlisi dedim. İkinci bir en önemli Galileo kızı sayacak olsak Found'ı sayarız. Onun oğlu da kimden olma? Warfront'tan oğlu Battleground'da şu an bizim TJK'nın aktif aygırı. Ondan da bu yönde Galileo kısrak babalı aygırlar kategorisinde önemli bir başarı beklediğimi söylemiştim. Programımızın birinci bölümünde bahsettiğimiz inbreeding modelleri üzerinde dikkat edersen Shirley Heiss'ı da bahsetmiştik. Şu an Henry Langfellow'da da bunu görüyoruz. Evet. Hatta iki fotoğraf gösterdik. Shirley Heiss ve Blushing Groom. Diego Velázquez'de Blushing Groom inbreeding'i vardı. Henry Longfellow'da Shirley Heiss inbreeding'i var. Gördüğün gibi. Yani Avrupa'da yumuşak çimde hani mil üzeri uzun mesafe yarışları için çok ideal bir inbreeding. Bu tayda bakalım St. James's Palace Stakes'le çok önemli bir geri dönüş yapabilir. Dediğim gibi şeyin şu anda Coolmore'un sahip olduğu klasik sezonunu koşan yani 3 yaşlı en önemli taylardan iki tanesi bunlar. Tabii bunların yanına kimleri ekleyebiliriz? City of Troy'u ekleyebiliriz. O da mesela 2000 Guinea yarışında çok çuvallamıştı. Gerçekten Aidan O'Brien'in Star 2 yaşlıları hiç hazır gelmediler bu sezona. Nasıl bir neden olduğu hiç bilmiyorum ama gerçekten de hepsi bir ilk yarışlarında afalladılar sezon giriş açılış yarışlarında. Onlardan biri de Henry Longfellow. Afallamayan bir isim var. Çok beğendiğim. Yine Derby Trial yarışıyla 2024 sezonuna başlayan ve kazanarak başlayan bir safkan var. Hemen ondan da bahsedelim. Onun ismi de Los Angeles. Evet, bu da aslında babasına hiç benzemeyen bir şeyi var. Onu da söyleyeyim. Rengi var.
Hani bir tahminin olur mu? Babası hangi aygırdır? Simsiyah yani, gördüğün gibi. Yani babası hangi aygırdır? Dubabi mi? Hayır. Kulmor'un önemli aygırlarından yavaş yavaş ismini bize unutturan Camelot'un oğlu. Camelot hani neredeyse Triple Crown yapmaya çok yaklaşmıştı. Ama aygırlık kariyeri yani çok başarılı devam ediyor ama işte en üst seviyede de birkaç yıl klasik galibi çıkartamadığınız durumda bir düşüş yaşamış oluyorsunuz. Ama Camelot'un bu yıl çok önemli bir sezon geçirdiğini düşünüyorum aslında iki yaşlarda. Los Angeles namağlup olarak Derby'nin City of Troy'dan sonra ikinci şanslı ismi olarak Derby'ye katılacak. Biraz da Derby'den bahsedip kapatayım. Derby'nin tarihi 1 Haziran. Yani önümüzdeki hafta sonunda yapılacak. Derby'ye geçmeden ben bu Los Angeles'la ilgili bir yorumda bulunmak istiyorum. Genel atlar üzerinde. Sen tabii ki benden bir pedigri yorumu vesaire falan böyle bir beklenti içine beni sokmuyorsun. Teşekkür ederim ama ben dışarıdan atçılıkla hiç ilgilenmeyen, sadece hobi olarak atları gören bazı insanlar vardır ya, aa ne güzel at falan filan derler. İşte evet, bence daha önceki programda detaylı izleyenler bilirler ki benim sevdiğim at modeli budur. Neden? Evet. Şimdi 8'i akıtması bana bir şov gibi geliyor. Asıl güzellik özdedir. Yani evet, Los Angeles gerçekten at güzeli. Buradan tüm Los Angeles sakinlerine... Derby'de tarafımız belli oldu o zaman. Kesinlikle. Kesinlikle. Evet. Los Angeles'ın çok da önemli bir özelliği daha var pedigri olarak. Açabilir misin hatta? Tabii hani açalım. Göstererek şey yapalım. Los Angeles. O kadar çok Los Angeles ismi koyulmuş ki. Camelot. Oğlu olana. Camelot'un şu an Los Angeles'ını buldum. Annesi Maruna olan mı? Bu olduğunu sanmıyorum. Annesi Frequentil olması lazım. Evet. Bundan bahsediyoruz. Danseli kızından. Evet, evet, evet. Şimdi inbreeding ne kadar yüksek görüyor musun? Şimdi 3x3 yapmayın dedik. Burada yapmışlar. Vermişler zehri. Evet. Ama 3x3'ü King Mambo ile yapmışlar. Şimdi burada benim asıl dikkat çekmek istediğim noktalardan bir tanesi, anne hattına da ilerler misin? Frequent Shill, Violente, Alles Lestrois ve Allegretta. Yani çok önemli bir isme geldik değil mi? Evet. Yani anne hattı Galileo'nun anne hattı 9H. Yani zaten hani Special ve Allegretta'dan bahsetmiştik. Belki de Avrupa'nın üzerine inbreeding yapılan en önemli anne hatları olarak. Bu safkanda direkt anne hattı Allegretta'dan geldiği için o da çok önemli bir aygır potansiyeli taşıyor. Camelot'un da işte King Mambo'nun kısrak babasının Nureyev olduğunu, mesela Rough Shot X demiştik, hatırlıyor musun Fatih bir önceki programda X DNA'nın aktarımıyla ilgili ne demiştik? Nureyev'in anne hattından gelen X DNA'sı burada örneklendirelim, kızı Mescu'ya geçebilir, oradan King Mambo'ya geçebilir, kızı Violente'ye geçebilir. Onun kızı Frequent Shill'a geçebilir. Oradan da Los Angeles'a geçebilir. Bunun alternatifi xDNA'sının Rough Shot olmasının veya Special olmasının diyeyim. Alternatifi de anne hattında Allegretta'dan kızına, ondan kızına, ondan kızına geçebilir. Yani hangisi denk geldiyse çok güzel bir kumar bu. İkisi de müthiş diyeyim. Türkiye'de çok işleyen bir ismi de görüyorum ben bu arada kağıtta. Riverman.
Evet, o da Nasrullah hattının önemli aygırlarından Neverbend kolunu oluşturuyor. Evet, yani zaten Dunsullie'yi işte Hasılı Kerali onun anne hattını Three Valleys'le ilişkilendirebiliriz Türkiye'de. Ayrıca burada Camelot'undu yanılmıyorsam. Camelot'un anne hattı da şeyle Cougar'la eşleşiyor. Fate. Bunu, evet, Fate Cougar'ın da anne hattında var. Yani aslında Türkiye'de de ilişkilendirebileceğimiz bir pedigree. Yüksek inbreeding King Mambo üzerine Allegrata'nın anne hattı olması çok önemli. Danehill üzerine cinsiyet dengeli. Yani tam bir yumuşak pistte gidecek ve işte Avrupa'da başarılı olacak bir pedigree. Bakalım sonuçlarını da göreceğiz. Şuna değiniyordum. Derbi kayıtları nasıl diyeyim yapıldı. Derbiye kayıtlı en çok tayı olan safkan Camelot. Los Angeles ikinci favori durumunda, yine favorilerden Dancing Gemini var. Deira Mile diye bir atı var ve Table Talk diye bir yavrusu var. Yani dört önemli temsilciyle derbide temsil edilecek Camelot. Çok aslında önemli bir durum. Uzun mesafede Frankel bayağı yüksek bir dominasyon gösteriyordu son yıllarda. Bu yıl iki temsilciyle katılıyor. Biri az önce konuştuğumuz Diego Velázquez. Diğeri de yine Coolmore'un bir tayı. Dubavi'nin tek tayı var. Galileo'nun iki tayı var. Ve CD Stars'ın da yanılmıyorsam. Evet, CD Stars'ın da iki tayı var. Şimdi biz hep çok başarılı genç aygırlardan bahsediyoruz. Tudarn Hatlar, işte Dubavi oğulları. Ondan sonra işte Blue Point'ler, Şamardal hattından Kingman oğulları olabilir. Ama onların dikkat ediyorsam belli mesafe sınırları var. Ve derbi konuşmak, derbi mesafesi konuşmak sadece belli aygır havuzlarında olabiliyor. Çok başarılı dediğimiz birçok genç aygırın bu mesafeler için çok da iddialı olamadığını görüyoruz. Onu da söylemiş olayım. Evet Murat, yine muhteşem bir program. Yine muazzam bir program. Vaat ettiğimizi ilk programda vaat ettiğimiz şeyleri yapmanın mutluluğu, hüznü var üstümde. Bunu da demek isterim. Fatih, bu arada her programda sen işte benim ne kadar emek verdiğimden bahsediyorsun. Aslında ben hani hali hazırda yapmış olduğum birçok çalışmayı tekrar ederek burada anlatmaya çalışıyorum. Ama burada asıl büyük emek sende. Biliyorum ki bu programları editlerken saatlerce uğraşıyorsun. Bazı kayıtlarda aksaklıklar oluyor. Onlarla ilgili düzeltmeler yapıyorsun. Sen olmasan ben bunu kesinlikle beceremezdim tek başıma. O yüzden güzel ikili olduk. Böyle başarılı işlere devam edeceğiz inşallah. Murat, herkesin içinde utandırıyorsun beni. Bir an ne diyeceğim bilemedim. Bir de insanlar diyor ki, ya diyor Murat'la nasıl bir ilişkiniz var sizin diyor. Çocukluk arkadaşı mısınız vesaire. Ya da herhangi bir ticari ilişki arıyorlar. Tabii ki normalde bu tip ilişkiler genelde böyle yürüyor Türkiye'de ne yazık ki. Hayır, birbirimizi tamamlayan parça olarak görüyorum ben. Bir de Murat, yani yapımız, hayata bakışımız, bunun örtüşmesi kesinlikle bence bunda çok önemli bir etken. Şimdi Türkiye'deki ilişkiler bu genelde, yani sadece ticari ilişkiler değil, arkadaş ilişkileri, ev ilişkileri, böyle genel olarak tabii ki genelden bahsediyorum, özellikle belirtmem gerekirse, birbirini zorlayan, zor duruma sokan, rahatlatmayan ilişkiler oluyor. Yani zoraki ilişkiler oluyor. Bizimki tamamen eğlenceli,
birbirimizi rahatlatan ilişkiler. Mesela Murat evet. diyor ki bugün müsait değilim diyor. Mesela bu programı daha önce çekecektik. Ben Murat'ı 2-3 defa ektim. Murat olabilir dedi. Aynı şekilde Murat işi çıkabiliyor. Sonuçta Murat'ın bir evi var. Çocuğu var. Yani birbirimizi çok iyi idare ettiğimizi düşünüyorum Murat. Kesinlikle katılıyorum. Gerçekten insanlara garip geliyor olabilir. Çünkü atçılıkta biraz para merkezde. Yani üzerine bahis oynanan, işte yarışlardan ikramiye kazanılan bir sektör. Yani parayı merkeze koyarak düşündüğümüz zaman saçma gelebilir gerçekten de. Ama şöyle düşünün. Sonuç olarak milyonlarca insanın hobisi futbol. İşte iş yerlerinde arkadaşlarıyla çok derin futbol analizleri yapıyorlar. Çok üzerine konuşuluyor. Ve bunu para için yapmıyorlar. Keyif aldıkları için yapıyorlar değil mi? Yani biz de keyif aldığımız bir konu üzerine konuşuyoruz. Bunu yayınlanmaktan beklentimiz işte hem bir kütüphane oluşturuyoruz ileriye dönük hem de aslında yayını çekiyor olmak da bu sohbetlere vesile olmuş oluyor. Kendimizi daha dinç tutuyoruz pedigrik konularında. Geliştiriyoruz diyeyim. O yüzden aslında denklemde paranın olmayışı şaşırtıcı geliyor olabilir. Ama çok severek ve ilgilendiğimiz bir hobimiz üzerine parasız da gayet konuşabiliriz yani. Sorun yok. Şimdi tabii ki şunu da ekleyelim. Demin aslında aramızda sohbet ederken çok güzel bir noktaya değindin. Biz ileride at koşacağız. Yani bir şekilde at koşacağız. Bu atlarımız başarılı olduğunda eğer bizim atlarımız başarılı olduktan sonra geldiyseniz buradan size selamlar gönderiyoruz. Bitcoin'i geç keşfettiniz. Ya tabii dünyanın bin bir türlü hali var. Biz yanılıyor olabiliriz. Hani zaten birçok pedigrici için söylenir. Hangi atları koşmuş ki? İşte o ne yapmış ki? Kendinin hangi atı varmış ki gibi. Biz de o duruma da düşebiliriz. Belki de esamemiz okunmayacak. Yine de bunları konuşmuş olmaktan keyif almış olarak devam ederiz. Ama öbür türlüsü olursa da gerçekten de geriye dönük bu programların izlenmesi çok artacaktır tahmin ediyorum. Abi iki pizzaya 10 bin bitcoin veriyorlarmış ya. Aynen. Şey yaparsın Fatih, katıl da en üst seviyeye koyarsın bizim videoları. Evet abi çok güzel, çok keyifli bir program oldu. İzleyenlerimizin de dikkatini çekiyor. Gittikçe program süremiz artıyor. Ya siz kendinize iş yükü çıkarıyorsunuz, deli misiniz diyen bir arkadaşım oldu. Yani inanın 3 saat de olsa ben çekebilirim. Yani bu arada onu tekrar söyleyeyim. Yani biz her program bir saati geçmeyelim diye başlıyoruz ama böyle muhabbet uzadıkça işte programın süresi de uzuyor. Tekrar tavsiye ediyorum. Biraz da programda düşünerek anlattığım için çok nasıl diyeyim böyle biraz yavaş konuştuğumu fark ettim. 1.5 hızla izlerseniz daha keyifli bir tecrübe edinebilirsiniz diyeyim. 1.5 hızı tavsiye ediyorum. Ama şunu söyleyeyim. Ben Marmara Üniversitesi'nden mezunum. Edebiyat mezunuyum. Orada çok değerli bir hocamız vardı. Dün sohbet odasında da bahsettim. Emine Gürsoy Naskali, Cemal Gürsoy'un torunu, Türk Dil Kurumu'nun asli üyelerinden birisi. Çok değerli bir hocamız. Emine Gürsoy Naskali'ye ne sorarsam sorayım, düşünerek cevap veriyordu. Şimdi aslında düşünerek cevap vermek, o süreci yavaşlatmak, bence aslında bilgi havuzunun ne kadar geniş olduğuna bir işaret. Şimdi dikkat ederseniz az bilen bir insan aynı şeyleri bilir, her soruya net bir şekilde cevap verir. Yani buradan siyasi bir mesaj vermek isterim. Adolf Hitler tam olarak böyleydi. Bildiği şeyleri her soruya net bir şekilde cevap verirdi ve insanlar derdi ki aa muazzam bir üslubu var vesaire falan. Ancak bizim buradaki programdaki amacımız hitabet sanatı üzerine bir program yapmıyoruz. İnsanları doğru yönlendirme üzerine yapıyoruz.
Ben mesela daha önce programdan önce söylememiştim bunu ama Murat'ı ben Emine Gürsoy Naskale Hoca'ya çok benzetiyorum. Buradan da izlemeyeceğini biliyorum. Denk gelmez bir ihtimal. Ama tanıyan olursa onu çok sevdiğimi buradan belirtmek isterim. Teşekkür ederim iltifatın için. Gerçekten de ben de bazen düşünülerek o anda üretilen şeylerin daha kıymetli olduğunu ezber konuşmalardan düşünüyorum. Bazen ben böyle dolgu şeylere fazla rahatsız edici olabiliyor benim konuşmamda. Ben de bu programları çekmeye başladıktan sonra fark ettim. Ama elimde olan bir şey değil. Düzeltmeye çalışıyorum. İnşallah ileriye dönük beceririm. Ama samimi bir yayın yapıyoruz. Anlık düşüncelerimizi aklımıza gelen her detayı aktarmaya çalışıyoruz. Onun bir sonucu olarak görüp mazur görülebilir diye düşünüyorum. Çok eğlenerek yaptığımız bu işte siz de eminim izlediğiniz takdirde değer katacak taraflar bulacaksınızdır. Evet. Daha önceki programlarda kapanışta el sallamamız kesiliyor. Önce kapatıyorum. El sallamamız gözükmüyor. Şimdi önceden el sallayalım. Değerli izleyenlere hatırlatalım. Bu kanalı, bu programları bizi motive eden ana unsur sizsiniz. Siz izleyen, atçı olup olmayan bir tane değerli kardeşimiz Pedigri Mutfağı'nın altına özel güvenliğim. Her gece sizin programınızı izliyorum. Atım yok ancak ileride bir hayalim var demişti. Onu asla unutmuyorum. İzleyen deyince benim aklıma mesela o profil oluşuyor. O kardeşlerimiz ya da diğer şu an aktif olan yetiştirici kardeşlerimiz, abilerimiz lütfen bize destek olmayı ihmal etmeyin. Destek nasıl olabiliriz derseniz abone olabilirsiniz, beğenebilirsiniz, yorum yapabilirsiniz. Bunların tamamı ücretsiz. Katıl butonuyla destek olabilirsiniz. Yanlış hatırlamıyorsam çok cüzi 10 lira gibi bir şey, bir ekmek parası olabilir. Yine aynı şekilde bizi X'ten, Twitter'dan takip edebilirsiniz. Programlarımızı kaçırmamak için de kanalın bildirimlerini açabilirsiniz. Bunu da unutmayalım, hatırlatmış olayım. Genelde insanlar, biz tabii ki bölümlere ayırıyoruz. Bölüm bölüm tıklıyorlar, gidiyorlar. Kapanışı çok fazla dinleyenin olduğunu da sanmıyorum ben Murat. Onu da açık söyleyeyim. Buradan izleyenlerimize selamlarımızı, sevgilerimizi iletelim. El sallamamızı baştan yaptık. Murat, kapanış için cümleyi sana bırakıyorum. Yorum yapmayı da unutmayın. Evet, atladım özür dilerim. Yorumlar bence çok az. Ben belli seviyede izleniyor ve istatistiklere baktığımız zaman tüm bir program olarak izleniyor birçok durumda. Yani bizim her söylediğimizin doğru olması mümkün değil. Mutlaka eleştirin, mutlaka beğendiğiniz yerler olduğu durumda belirtin, sorular sorun. Biz elimizden geldiğince her yorumunuza nasıl diyeyim cevap yazarak geri dönüşte bulunacağız. Çok teşekkür ederiz izlediğiniz için. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.